Hamurla mı gideceğiz? Köfte mi, ekmek mi? Tamam, ekmek. Çıtır baget ekmek yapıyoruz efendim. Çıtır çıtır bir lezzet. 4 su bardağı un, 3 su bardağı su, 1 paket kuru maya, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı bal. Bu ekmekteki püf noktası aslında bal. Tuz, üzeri için ise susam ve çörek otundan faydalanacağız. Bu ince uzun ekmekler var ya, aynı o tarzlarda baget ekmeklerden yapacağım. Hamuru yoğururken her zamanki gibi bir püf noktası var. Dur canım, şuradan şeyini alayım sana. O püf noktasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu 3 su bardağı suyumuz ılık su olması gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli. Ilık su olmadığı takdirde hem maya kokuyor hem istediğiniz gibi maya içinde aktifleşmiyor. Genelde ben şeker kullanıyordum mayanın aktif hale gelmesi için. Bugün tam tersi bal kullanacağım ve balla yapacağız yani. Şeker kısmını balla bağlamış olacağım. Serpil de oradan bana ılık suyumu ayarladı. Evet. Şimdi üzerine soğuk koyup hemen yumuşacık kıvamda bir hamur yoğuracağız. Hamur yoğurmanın tekniklerini artık 400-500 bölümdür anlatıyorum. Yine bugün anlatacağım. Bugün de Beyaz TV izleyicileri için anlatacağız. Güzel cuma günü, cuma saati. Alacağım. Evet. Ilık suyumu önce şöyle kabımın içerisine aldım. Bakın burada kuru mayam var. Aynı şekilde yaş maya da kullansanız içerisine atabilirsiniz. İlla kuru maya olmasına gerek yok. Burada balın bağlayıcı özelliğiyle birazcık mayamı aktif hale getireceğim. Bugün şeker kullanmıyorum. Bir tık farklı. Şeker kullanmadan balla yapacağız. Ballı bir baget. Evet. Yağ üzerine koyacağız. Çok minik, ben içine de kullandım. Birazcık evet, içine de atalım, şöyle parlatsın. Üzerine de birazcık sürersiniz çıtır çıtır olması için. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş unumu aldım. Unu aldıktan sonra tuzumu bu esnada koyuyorum şöyle. Evet, ve tuzla birlikte şöyle yoğurmaya başladım. Sana paket lastiği takayım herhalde. He, öyle yapalım. Dur. Annem geçen hep öyle yapardı. Bu şeyleri seviyorum, bol kıyafetleri, ama maalesef kolları çalışıyorken biraz, çalışırken birazcık sıkıntı oluyor. Olsun. Şöyle güzelce kıvamlı bir hamur yoğuracağız. Gel bakalım Serpil'cim. Gel. Şöyle. Harikasın. Bak nasıl güzel oldu. Vallahi iyi oldu. Kimonosu. Şöyle hamurumu yoğuruyorum. Bakın unu birden vermiyorum. Elimden ayrılırcasına yavaş yavaş kenardan takviye ediyoruz. Ve hamur yoğururken hep ben bir püf noktası veriyordum. Sinirliyseniz, stresliyseniz, görümceye kızdınız, eltiye küstünüz, anneye, kaynanayla şey yaptınız, didiştiniz, ne yapacaksınız? Hemen hamuru yoğuracaksınız, yemeği hazırlayacaksınız, sonra diyeceksiniz ki anne gel hamur yaptım. Yani küs kalmak gerçekten bu dünya için çok fazla. Küs kalmayın, çünkü burada hepimiz günümüzü doldurup artık gitme anını bekliyoruz. O yüzden sakın kalp kırmayın, böyle stresinizi hamurdan atın. Çevrenize zarar vermeyin, kendinize zarar vermeyin. Çünkü çok keyifli bir şey gerçekten mutfakta hamur yapmak. Ve sinir, stres kalmıyor. Aslında bir yerde en keyifli terapi, iştir, terapidir yemek yapmak gerçekten. Ama tabii severek yapmanız gerekiyor bunu. Keyif aldığınız ne varsa onu zaten severek yapıyorsunuz. Şöyle bakın hamura. Evet, yine ben hamurla birazcık nefes nefeste kalacağım. Şu yapışma anı beni de birazcık zorluyor. Yani siz bana böyle elinizle atıyorsunuz işte. Abla hamurun içinde elim böyle çıkmıyor. Bu esnada işte ne yapacağız? Yavaş yavaş un ilavesiyle hamuru elimizden ayırmaya çalışacağız. Birden değil. Bakın artık kendi kendini toparlamaya başlıyor. Bu da kaynadı. O da kaynadı. Biraz daha kaynasın. Hı hı. İçerisinde böyle güzel kıvam alana dek yoğuracağım. Birazcık daha un alacağım. İki gündür hamurlar inat ediyor, elimden ayrılmıyor. Elimi sevdiler. Ama bir de bir şey söyleyeyim mi? Zaten hamur yani yapışır ki eline. Evet.
İşte yani bazen izleyicimiz bu konuda sabırsız olabiliyor. Maalesef. Bakın benim de yapışıyor. Kenardan göz kararı döküyorum. Ve toparlayacağım inşallah. Oldu oldu. Mis. Şu an ayrıldı. Bence oradaki yağda al eline. Mis gibi Nermin. Çıksın. Yumuşacık. Bakın şimdi mermerde yoğuracağım. En sevdiğim şeydir benim aslında. Misafir hamurla geliyor. Haşır neşir olmak. Doğrusunu hepsini şimdi alacağım içeriye. Evet. Kaçamazlar. Evet. Şöyle burada Kasım'ın içindekini de alayım. Al canım benim. Elimdekini de ayırayım. Şurada bir şey var Serpil. Onu alır mısın? Bak. Sallanıyor. Gördün mü? İpliğim de gelmiş. Hmm. Bir de şu malzemeleri şuradan toparlayalım. Kötü bir görüntü olmasın ekranda bebişim. Şöyle tertemiz çalışıyoruz efendim. Mutfak bizim evimizdir. Bir insan mutfaktaki temizliğiyle belli olur. Yani ne kadar titiz ve temiz olduğu. Biz gerçekten stüdyo mutfağı demiyoruz. Çünkü burada yapılan her şey sonuna kadar yeniyor. Yani hiç yani böyle bir parçası bile kalmıyor. O yüzden biz çok temiz çalışmak zorundayız. Kendimiz de yiyoruz. Tabii canım. Kalanı da ertesi güne değerlendiriyoruz. Eve götürüyoruz, değerlendiriyoruz. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz yani. O yüzden tertemiz ev mutfağı gibi bir stüdyo mutfağımız mevcut. Bakın hamur muhteşem. Bak şimdi topladı kendini. Topladıktan sonra stres atmak için bir 5 dakika kadar daha önemli yoğurmanızı öneriyorum. Bakın. Şu an çok başarılı. Ben de şu elimi bir sen elini yıka. Ayırayım. Ben de bunu kapatayım azıcık. Ama şey hani biraz da olsun nişastasıyla falan diye. Ben nişastasının suyunu burada bir tık soğuk suyla. Ha. Öyle ilave tamam. edeceğim aşkım. Tamam. Ama pişmiş. Biraz biliyor bağlayacağız musun? Lokumu. Pişmiş güzel olmuş hem de. Nermin benimkisine bak. Ha? Benim hamuruma bak. Kabarmış. Evet. Annesi bak. Güzel yoğrulan hamur. Evet iki katına gelir. Zaten tarif tam birebir ölçüdür. Hiç panik yapmayın. Şöyle biraz daha unluyorum. Böyle bakın. Oh süper. Uzun ince bagetler yapacağız bugün. Hemen şekillendirmeyi de göstereceğim. Ve pilavınız kaldıysa, yenmiyorsa hazırlıklı olun. Birazdan geliyor. Muhteşem bir tart. Evet. Gel. Bunu da mı takacağım? Takayım rahat hareket et tamam diye. Tamam aşkım. Nermin seni paket yaptım. Şöyle. Bunu ziyan etmeyelim öbürünü koyacağız. Evet. Bir tık havasını almanızı istiyorum. Böyle elinizi senin ona batırıp. Senin söylediğin gibi yağladım biraz. Bak hiç gördün mü yapışmıyor. Böyle şakalar yapma tatlım. Şöyle. Evet. Aa, nereye gidiyor Nermin? Almış başını gidiyor bak. Bak bak geliyor. Muhteşem. Hemen diğerini koyalım. Ve üzerini kapatalım. Onu bana ver ben halledeyim tatlım. Sen şey yapma. Şimdi bu hamuru kaç parçaya böleyim? Dörde dört böleyim. Dört iyidir sanki. Ha? Ne dersin? Sana da öyle gibi geldi. İnce dört parça bir ekmek yapacağız. Fırın tepsimizi uzunlamasını alacağım. Bir, iki, üç, dört. Evet. Şöyle bir, iki, üç ve dört. Şimdi ekmek mayalandıktan sonra hep söylüyorum. Çok fazla şeyi sevmez. Oynamayı, hamurunun sönmesini sevmez. Biz burada böyle. Serpil hazır mı tepsi? Tepsi hazır. Şu bıçağımızın ucunu da şöyle şey ettiriyorum ki sana vereceğim. Tırtıklı bıçakla çok güzel oluyor. Ben onunla da yapabilirim. Ama şu maviye bir bak istersen kontrol tamam. et. Çok güzel kesiyor. Getir bakayım. Şöyle baget ekmeği yaptık. Bakın çok yumuşak bir hamur. Tepsi boyutuna getirdim. Aslında şimdi çok güzel ekmek kalıpları var. Onlardan varsa çok güzel oluyor şöyle. O sepetleri diyorsun değil mi? Yok.
Ben tutacağım onu sana ikinci tepsi şey ekmek için. Sonrasında yine diğer hamurumuzu böyle birazcık büyütüyorum. Şöyle bir katlama yapıp. İnce uzun çıtır çıtır bir ekmek düşünün efendim. Onu yani buraya getirdim. İki tane pişirme kağıdıyla böyle aralarını desteklerseniz birazcık bol bırakın ki güzel pişsin. Şöyle. Ben gideyim sıcak bir tane kabın içine su ayarlayayım değil mi? Olur. Şey fırının olsun. Zemininde kullanmak için. Buhar yapsın. Benim emektarlar. Şöyle. Uzunlamasına hamuru toparlıyorum. Katladıktan sonra. Unumu kaldırdın mı sen? Getirin yanına. Birazcık yapışan bir hamur ya. Şurada var. Tezgahıma yapışıyor çünkü. Birazcık tamam bu. Kenarda dursun. Şöyle bırakayım uzunma. Koyacak mısın? Hı-hı. Gel. Şöyle ikinciyi de koydum. Çok güzel oldu. Ve sonuncuyu da şöyle yapıp. Sonra aralarını eşit bölersin. Aynen. Bölersin. Koyuyoruz. Sonuncu hamurumu da alayım. Çok yumuşak ve narin bir hamur. O yüzden şöyle ben katlamayı yapıp uzunlamasını açıyorum. Zeminde de bolca un kullanıyorum ki yapışmasın tezgahıma. Tamamdır. Geldim. Evet. Biraz su şu çay bardağının üstüne alabilirim. Ona mı ilave edeyim? Hı hı. Hem parlak olsun, hem çıtır çıtır olsun. Harikayız. Ben şuraya geleyim. Sen evet böyle gel. Ben orayı halledeyim. Şimdi burada bıçakla bir kesim yapacağız ortadan. Sana ben şimdi bak ucunu ayarladım. Maşallah. Orayı alayım mı seni rahatsız ediyorsan? Yok. Yok durabilir. Tamam. Üzerine ekmek suyu çok sever. Özellikle söyleyeyim. Birazcık da yağ vardı zeminde çay bardağın. Bolca su dökmemiz gerekiyor. Bakın şöyle. Ekmek suyu çok sever. Çıtırtıyı sağlar. Aynı geçen yaptığımız buzu. Simit gibi. Hı. Şöyle bolca her yerine gelecek şekilde suyla birlikte bütünlüyoruz ekmeğimizi. Aman aman aman. Çıtır çıtır bir lezzet. Şeftaliyi rondodan geçirelim Serpil Hanımcığım. Hemen geliyorum tatlım. Şu tezgahımızın üstüne. Şöyle. Bolca döktüm farkındaysanız. Bir çay bardağı kadardı. Yarısında nas kaldı. İyice suladım ekmekleri çünkü fırında kendi buharıyla pişsin istiyorum. Şöyle. Ve çizikler atacağız. Bak onun ucu çok güzel kesiyor. Şerit. Abi. Şöyle. Bu da böyle bir hoş görüntü sağlıyor biliyorsunuz pastaneden aldığımız ekmekler gibi. Aman da aman. Bir de şişip kabarınca. Tam özel bir ekmek haline gelecek. Evet efendim gerçekten şu an çok eğlenceli hale geliyoruz. Şimdi burada süsleme yapacağız. Şöyle. Şöyle. Çok güzel oldu. Tamamen bir arasını boş bırakıp yarısına da susam koyacağım çünkü. Diğer tarafa da böyle bolca susam. Francılı ekmek. Evet ekmek haydi. Ben çok seviyorum. Ekmeksiz sofraya oturamayanlardansanız ben gibi mutlaka bu ekmeği deneyin. Yani gerçekten bu ekmekle bir imtihanım var benim Serpil ya. Nermin onunla senin de var. Senin yok aslında sen öyle ya sanıyorsun. Ya yok ya ben ekmeksiz sofraya oturamayanlardanım. Böyle hele lokantalarda minik böyle çıtır ekmekler geliyor ya sıcak hanlardan getirsenize falan modunda takılıyorum yani. Bir de sıcak olsun istiyorum soğuk olunca yenmiyor çünkü. Sen beni görünce kendini fenayız. Için.
Ya yan yana oturduğumuz da sen yediğini sanıyorsun. Yok, çok derin olması çok iyi çünkü kabarıyor hamur, yapışıyor. O yüzden derine attım. Ayrılsın iyice istedim. Kimlik bu? Ha, Yüksel'e. Hı-hı. Yüksel'e konuşuyorum. Çizikleri derin olmuştu da olmadı. Şimdi o kabaracak. Biraz kabarınca o görecek. Çıtır çıtır baget. Çünkü minik olunca kabarıyor, hiç gözükmüyor çizgiler. Fransız bageti olacak. Evet efendim. Önceden ısıtmış olduğum 180 ile 200 derecelik ayara vereceğim. Ben 200 yaptım, 200 olsun. Şöyle çok ayarını yüksek tutmayın. İçi pişmemezlik değil, yapıyor. Su koydum. Su koydum ona. Tamam. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Tam orta rafa yerleştirdim. Şu an şöyle birazcık 200'den düşürdüm. Fırın sıcak geldi. Mayalana mayalana bir tık daha şişerek pişsin istiyorum. Birazdan o muhteşem pastane ekmeğinin görüntüsünü yakalayacağız. Çok az kaldı. Muhteşem. Gerçekten bugünkü tarifler muhteşem. Gürültü yapıyorum. Yapalım. Elini oraya sürmeden bir ekmeklerimize baksana. Ekmeklere bakayım. Ekmekler koktu. Stüdyoda koktu. Şu. Koktu kok. Aman da aman. Ben bunları çıkarım yanıyorlar. Çok güzel oldu. Dadadadam. Efendim. Çıtır bagetlerimiz. Çıtır çıtır. Birisi çok mu kestik demişti. Serpil yandım yandım yandım. Aa, bırak bırak bırak. Birisi çok kesik attınız mı dedi. Efendim. Allah'ım. Estağfurullah hocam. Ben size onu yakıştıramam. Estağfurullah. Anlatacağım şimdi. Bakın birazdan bunun çıtırlığını göstereceğim size. Birazdan. Vallahi. Ya bu nasıl bir nimet olmuş maşallah. Subhanallah. Dur dur annesi çok sıcak. Altının güzelliğine bakın. Of 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 of. Bakın. Altı üstü bir kızarmış. Siz burada bekleyin. Birazcık ilk sıcağınız çıksın. Ben tepsi tepsi ekmeklerimi alıyorum. Evet alabilirsin. En lüks pastaneden aldığınız, fırından aldığınız o çıtır ekmekler var ya efendim. İşte o ekmeklerden yaptık bugün. Birebir hamur. Hemen alıyorum. Şöyle. Şunu da alıyorum. Of 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 of. Çok güzel kokuyor. Şöyle. Şöyle vereyim tepsiyi Serpil'cim. Şu çıtırtıyı duyurayım mikrofonuma. Ve hala çok sıcak biliyor musun? Evet, fark ettim ben de. Çok güzel. Evet. Ekmekleri hazırladık çok şükür masaya. Bugün de ekmeksiz oturmayacağız. Ekmek seviyoruz efendim. Yani Türk milletinin gerçekten sofrada hani böyle isterse kuzu olsun artık böyle bir kuş sütü eksik olsa ne deriz? Ekmek yok mu bu evde ya deriz. Değil mi? Böyledir abi. Ekmeksiz bizim yapımızda olmaz. Ekmek var. Çıtır ekmek oldu mu bir de koktu mu mis gibi. Bak hiç maya kokmuyor. Çok güzel. Reçetesi bunun da çok güzel bir hamur. Hiç denedik. Maya kokmuyor. Evet. Evet, ekmekleri hazırladık şu an ekranda. Nermin'in Enfes Mutfağı'yla yayına bir giriş yapıyoruz efendim. Tabii ki son 5 dakikamız. Bugün neler yaptık şöyle hızlıca anlatalım. Dışarıdan aldığınız o harika çıtır çıtır bagetler var ya. Hatta poşete sığmaz ortadan ikiye bölelim mi diye sorarlar. Evet, şu an masamızda ve ekranda ve dünya kadar para veririz. Sadece bakın birkaç malzemeyle içerisine bal koyup lezzetlendirdiğimiz muhteşem bir ekmek. Hemen yanında olur mu olmaz mı, yapılır mı yapılmaz mı, kesilir mi kesilmez mi diye Yüksel Eser'in yoğun komplimanlarına rağmen ben bunları bir şekilde yaptım hocam. Ve şu an sizin karşınızda oldukça da lezzetli olmuş. Geldi ilk lokmayı kendi yedi. Bu arada Kıbrıs köftemizi de beğendi. Direkt dedi ki olmuş pişmiş dedi. Ya ben işte böyle uğraşıyoruz kendileriyle. Tabii ki tart tart dedik, pirinç pilavlar çöpe atılmasın dedik. Çünkü bir pirinç gerçekten çok zor hazırlanıyor. Bir pirinç tanesini dahi ziyan etmeyin dedik. Ve muhteşem bir harika tavuklu tart hazırladık. Ve hemen yanında esnaf usulü bir lokanta çorbası yaptık. Ve tartımı şöyle bir görmek istiyorum iç dokusunu. Gerçekten sabırsızlandım ben de. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bak. Of. Vallahi güzel gözüküyor hoca.
Harika olmuş. Şöyle alıyorum tabağa. Çıtır çıtır. Tadına bakacağım da şu kazananı açıklayayım, sonra ağzım dolu konuşamıyorum hocam. Evet, Aytaç geldi. Saklama kapları verdik dün onlu. Hülya Arıcan hanımefendi kazandı. Kendilerine sevgiler, saygılar, güle güle kullanın. Ve dördüncü şifrede annenin efendim. Dördüncü şifrede annenin. Bütün şifreleri birleştiriyorsunuz. Nermin Nefes Mutfağı'na koşuyorsunuz. Son gönderinin altındaki sponsor firmaları takip edip yorum yapıyorsunuz. Şifreleri doğru bir şekilde. Ben de şimdi bakalım pirinçli tart. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü tarif farklı bir tarifti. Pirinç. Şurası çıtır çıtır. Bakın şu kısmı tart hamuru gibi. Şöyle. Çok güzel bir aroması var. Muhteşem olmuş. Pilavın içerisine karabiber koyduk ya. Çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Kesinlikle deneyin. Deneyince ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.